Alican, gel oğlum buraya. Geldim hocam, buyurun. 39 sorunu soruyu bir okuyalım oğlum. Okuyorum hocam. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Klasik bir soru hocam. Genelde soruları soru köklerinde olan bir şey. Olumsuz soru kökünü çiz bakayım. Olumsuz soru kökünü. Evet, söylenemez diyor. Tamam. Şimdi cümlemize bakalım. Bakalım hocam. A şıkkında yapı olarak birleşik cümle özelliği göstermektedir. Evet hocam. Demiş. Birleşik cümleden ne anlıyorsun? Birleşik iki tane cümlenin birleşmesi gibi böyle bir şey anlıyorum. Doğru mu hocam? Evet. Yapı dendiği zaman basit ya da birleşik. Ona bakıyorsun cümlede. Eğer içerisinde fiilimsi içeriyorsa bu birleşik bir cümledir. Aa evet hocam, hatırladım. Hatta siz anlatırken demiştiniz ki fiilimsinin oluşturduğu bölümde yeni bir yargı oluşur demiştiniz. Evet. Birden fazla yargı vardır diye. Burada fiilimsi var mı? Evet var hocam. Açtığı kelimesi bir sıfat fiildi. Dolayısıyla birleşik bir cümledir. A şıkkını eliyoruz. Tamam hocam, eliyorum. B şıkkında kurallı birleşik sıfat kullanılmıştır. Nedir hocam diyor, kurallı birleşik sıfat? Kurallı birleşik sıfat denince aklına kırmızı başlıklı oğlan gelsin. Tövbe bismillah. Kırmızı başlıklı kız değil miydi hocam? Dikkat çekmesi için ben oğlan diyorum. Vallahi hocam dikkatimi çektiniz. Aklımda kalacak biliyor musun? Bir isme gelen iki sıfattan oluşur. İkinci sıfat lı ekini alır. Evet. Burada da kırmızı kiremitli ev. Bu bir kurallı birleşik sıfat olabilir mi? Olabilir hocam. Bir tane isim var ve iki tane sıfat birbirine bağlanmış şekilde. Evet. Ve lı ekimizi de almış. Tamam hocam. Demek ki bu da bir doğru cevap olamaz. Bunu da eliyoruz. Tamam. C şıkkında dolaylı tümleç bulunma durumu eki almıştır. Dolaylı tümleç. Öncelikle yüklemi bulalım hocam isterseniz. Az önce yüklemi bulup daha sonra dolaylı tümlecimizi tespit edelim. Tamam. Gönderiyordu yüklem. Soralım şimdi nereye gönderiyordu? Değil mi hocam? Evet. Sondaki E yani yönelme eki ile soruyorum ben sorumu. O zaman aldığım cevap da? Yönelme eki. Evet. Almış. Üzerinden hatta bu bir tamlamaysa bahar çiçeklerinin açtığı tepenin üzerinden çatısı kırmızı kiremitli evlere. Değil mi? Cevabı. Dolayısıyla bu cevap olabilir. Bunu bir kenara koyuyoruz. Evet. D şıkkına bakıyoruz. D şıkkında sıfat fiille kurulmuş tamlama vardır demektedir. Sıfat fiil bulmuştuk. Bir bakalım o sıfat fiille kurulmuş. Evet hocam, açtığı demiştiniz. Sıfat fiil demiştiniz. Evet. Dık dik eki var burada. Hatta bize öğrettiği kadarıyla anası mezar dikecekmişteki eklerden bir tanesi. Evet. Öncesindeki kelimeyle arasında bir ilişki var mı? Önceki çiçeklerinin açtığı. Evet. Tabii tamlama var. Belirtili bir isim tamlaması oluşturmuş. Dolayısıyla bu da cevap olamaz. Bunu da işaretliyoruz. Tamam. E şıkkında belirtili nesne sıfat tamlamasından oluşmuştur demektedir. İlk önce belirtili nesneyi tespit edelim. Yine yüklemimizi. Evet. Neyi ve kimi soruları sorulurdu hocam. Evet. Neyi sorusunu soruyorum. Neyi gönderiyordu? Bütün soruları yükleme soruyorduk değil mi? Neyi gönderiyordu? Cevap sarı ışıklarını. Evet. Doğru mu hocam? Bu bizim belirtili nesnemiz. Baktığımızda ışıklar, nasıl ışıklar? Sarı ışıklar. Niteleme evet. Sıfatı almıştır. Dolayısıyla bir tamlama oluşturmuştur. Bu da cevap olamaz. Cevabımız da C şıkkıdır. Evet hocam. Cevap ortaya çıktı. Teşekkürler.